Bahar Hanım. Bahar Hanım. Bahar Hanım. Bahar Hanım. Biri yardım etsin. Yardım edin. Bahar Hanım. Bahar Hanım, duyuyor musunuz beni? Açın gözlerinizi. Roza Hanım. Roza Hanım, yardım edin. Roza Hanım. Biri yardım etsin. Sakin ol, Bahar, tek Hanım, tek anlat. Bahar Hanım, yerde öylece yatıyordum. Seslendim ama cevap vermedi. Bahar Hanım. Ama biraz önce... Tamam, sen gidebilirsin. Bir yere mi gidiyorsun Bahar? Evet, hapishaneden firar ediyorum. Bence gitmesen daha iyi olur. Sana fikrini soran olmadı. Baban çok kızacak Bahar'cığım. O senin için en iyi olanı yapmaya çalışıyor. Lütfen üzme onu. O benim için hiçbir şey yapmaz. Tek düşündüğü şey itibarıdır. Ve ben de o kahrolasıca itibarını kurtarmak için hiç tanımadığım bir adamla evlenmeyeceğim. Anladın mı? Gitme. Yerinde olsam gitmem için elimden geleni yapardım. Baban seni bulup geri getirecektir nasılsa. Göreceğiz bakalım. Vay Bahar Hanım. Eyüp Bey, gidiyoruz. Bahar Hanım, Süleyman Bey. Babam dışarı çıkmama izin verdi. Emin misiniz, bize haber vermedi de. Eyüp, biraz daha konuşursan kovulacaksın ona göre. Hadi yürü. Nihayet bir hareket oldu. Bahar Hanım, telefon edip Süleyman Bey'e nereye gittiğimizi haber verelim derim ben. Sen telefonunu bana ver, ben ararım. Buyurun. Ama Bahar Hanım, telefonu attınız. Onunla mı gideceksin ya? Hızlansana biraz. Ya. Bu telefonlar her açıdan zararlı Eyüp'cüm. En iyisi atıp kurtulmak. Evde yok tabii ki ya. Bahar Hanım. Ya ne olur artık şu erikleri yemeseniz. İçim bir tuhaf oluyor. Dişlerim gıcır gıcır. Vallahi dayanamıyorum artık. Yapmayın lütfen. Ya lütfen. Ben biraz aşağıdayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin, hemen gelirim. Gelene kadar ben burada bekleyeceğim. Telefonumu alıp pencereden attı Haçlı. Yoksa ben seni ve Süleyman Çesen'i arayacaktım ama... Ama Bahar Hanım... Tamam Eyüp, tamam. Haçlı. Merhaba Haçlı. Ne işin var senin burada? Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Evden kaçtın. Niye mi? Beni istemediğin biriyle zorla evlendirecekler de ondan. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Karnımda senin çocuğunu taşıyorum, anladın mı? Ama sen ne olduğu belirsiz bir adamla evlenmemi aldırmıyorsun. Bak Haçlı. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ama o salak herif kimse, onunla evlenmeme engel ol.
Peki, sen nasıl istersen. Yapacak mısın yani? Elbette. Süleyman Çesen'e seninle evlenmek istemediğimi söylerim, olur biter. Ay inanamıyorum ya. Ay inanmıyorum. Ya inan, o sen misin? Yani biz evleniyor muyuz? Ay inanmıyorum aşkım, aşkım bırak. Benim. Ne yapıyorsun? Dursana kızım, dur ya. Bu bildiğin gibi bir evlilik olmayacak. Bunları konuşmayalım şimdi. Sinan bir işini biliyor. Aylin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Tabii, çok isterim. Nerede? Tamam, görüşürüz. Ah lütfen. Davet eden benim. İzin ver de ben ödeyeyim. Olmaz. Bir dahakine sen ısmarlarsın. Peki. Anlaştık. Saçların çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bu arada aradığına çok sevindim. Biriyle konuşmaya, rahatlamaya ihtiyacım vardı. Sen arasaydın ben de sevinirdim. Ama ne arayan oldu ne de soran. Ben seni rahatsız etmek istemedim. O yüzden aramadım. Saçmalama. Asla rahatsız olma. Ben seninle olmaktan mutlu oluyorum. Ben de öyle. Kalkalım mı? Tamam. Ah! Pardon. Biraz daha dikkatli olsana kardeşim. Bana mı dedin? Sana diyorum. Pardon dedim ya. Evet, ağzının içinden öylesine söyledin. Ali, önemli değil. Hadi gidelim. Hayır, önemli. Hem de çok önemli. Doğru düzgün özür dile. Diledim ya. Ben duymadım. Deli misin be adam? Bıraksana beni. Ali lütfen. Bırak. Herkes bize bakıyor. Özür dile dedim. Özür dilerim.